Bir önceki dersimizde yedek parça üreten bir firmanın gelir tablosunun nasıl olabileceği üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde ise bir önceki dersle bağlantılı olarak önce hisse başına gelirden bahsedeceğiz. Daha sonra da gelir tablosuyla bilanço arasındaki ilişkiye değineceğiz. Önceki videoyu seyretmemiş olabilirsiniz. Hemen kısa bir özet geçeyim. Bunlar 2008 yılının rakamlarıydı. Yani geçmiş zamanlı bir örneği değerlendiriyoruz. 3 milyon lira değerinde mal sattık. Gelirimiz bu. Burası satılan malın maliyeti. 3 milyon tane yedek parça sattık. Parçanın tanesi 1 lira. Tanesi 1 liradan sattığımız bu 3 milyon parçayı üretirken parça başına maliyetimiz 0,33 lira oldu. Yani satılan malın maliyeti toplam 1 milyon lira. Bu satıştan brüt karımız 2 milyon lira. Ancak bu paranın tamamını cebimize koyamıyoruz. Çünkü pazarlama, satış, idari giderler gibi başka giderlerimiz de var. Bunlar da çıkınca 1 milyon lira kar etmiştik. Bu firmamın elde ettiği işletme karı. Ancak işimiz henüz bitmedi. Bir önceki derste şirketimizin kredi kullandığını da görmüştük. 5 milyon lira değerinde borcumuz vardı. Bu kredi için %10 faiz ödüyorduk. Buradan ödediğimiz kredi faizini de düşerim. Vergi öncesi gelirimiz 500 bin lira oldu. Tabii devlete de gelir üzerinden vergi ödememiz gerekiyor. Vergi oranları farklılık gösterebilir. Diyelim ki vergiyi de ödedikten sonra 350 bin lira net kar kaldı. Şirketin net karı denildiğinde kastedilen budur. Bu terim kazançlar olarak karşımıza çıkabilir. Herhangi bir şirket için son çeyrekte 4 milyar lira kar ettiği denildiğinde son 3 aylık dönemde firmanın net karı budur. Bir yılda 3'er aylık sürelerden oluşan 4 çeyrek var. Yılın çeyrekleri Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında biter. Bu video dizisine başladığımızda değişik şirketlerin değişik sayılarda hisse senedine sahip olduğunu söylemiştik. Şimdi bu örnekteki şirketimiz için düşünelim. Diyelim ki bu şirketin 1 milyon adet hisse senedi var. Kar terimini duyduysanız muhtemelen hisse başına kar terimini de duymuş olmalısınız kar rakamını alıp bunu hisse senedi adedine böldüğümüzde bir hisseye ne kadar kar düştüğünü görüyoruz. Bunu bazen kısaltılmış haliyle HBK olarak da görebilirsiniz. Birisi bu şirketin 2008 yılındaki hisse başına karını sorduğunda toplam gelir olan 350 bin lirayı hisse senedi sayısına bölmemiz gerekir. Bu ne kadar eder? Hisse başına 0,35 lira. Şimdi biraz da gelir tablosuyla bilançosunun ilişkisi üzerinde duralım. Bu dönemde 350 bin lira net kar elde ettik. Bilanço firmanın finansal verilerinin anlık görüntüsüdür. Fotoğraf gibi düşünebilirsiniz. Gelir tablosu ise size bu fotoğraflar arasında neler olduğunu açıklar. Şirketimiz için 31 Aralık 2007 tarihli bir bilanço hazırlayalım. Aktiflerimiz 10 milyon lira. 5 milyon lira borcumuz var. Borcumuz pasifte, yükümlülüklerimiz arasında yer alıyor. Diyelim ki yükümlülüklerimin hepsi bu 5 milyon liralık kredi. Biliyorsunuz bilançonun aktif ve pasif tarafı birbirine eşittir. Bu durumda şirketin öz kaynakları da 5 milyon lira olur. İlk videoyu hatırlarsak eğer 1 milyon adet hisse senedimiz varsa öz kaynakların defter değeri de 5 milyon liraysa bu durumda hisse başına defter değerini bulmak için bu rakamı hisse senedi sayısına bölmeliyiz. Yani 5 milyon lirayı 1 milyon adet hisse senedine bölersek bir hisse senedinin defter değerinin 5 lira olduğunu görürüz. Defter değeri ile pazar değeri arasında fark olduğunu önceki derslerimizden hatırlıyorsunuzdur. 31 Aralık 2007 itibarıyla bu şirketin hisse senedi 10 liradan, 7 liradan veya 1 liradan işlem görüyor olabilir. Bu değer piyasa değeri veya pazar değeri olarak adlandırılır buysa defter değeri. Defter değeri bize şunu söylüyor. Aktiflerin defter değerini alıyoruz. Bir önceki dersimizde değinmiştik. Bunları almak için 10 milyon lira ödedik. Bunlar resmi defterlerimizde bu değerle görünüyorlar. Bu değer muhasebe ilkelerine uygun şekilde resmi kayıtlarda gözüken değer. Sonraki derslerimizde bunları daha detaylı açıklayacağız. Her neyse. Aktiflerin defter değerini alıyoruz ve bundan borçları düşüyoruz. Piyasa değeri bundan çok farklı olabilir. Bu konuda şimdilik daha fazla detaya girmeyelim. 2008 yılı geçiyor. 31 Aralık 2008 tarihine geliyoruz. Yeni bir bilançomuz oluyor. Peki bu arada ne oldu? Yıl içinde biraz para kazandık. Değişik muhasebeleştirme yöntemlerine şimdilik girmeyelim. Basit şekilde devam edelim. Bu yıl 350 bin lira net kar elde ettik. Varlıklarımız bu kadar yükseldi. Bu 350 bin lira nakit olarak kasamıza girmiş olabilir veya piyasadan alacaklarımız olabilir. İş yaptığımız kişi ve kurumların bize 350 bin lira borcu olabilir. Örneğimizde bunlar alacaklı cari hesaplar olsun. Bu başkalarının bana para borcu olduğu anlamına geliyor. Yıl boyunca aktiflerimizin bu paranın miktarı kadar yükseldiğini düşünebilirsiniz. Şimdi 2008 yıl sonu bilançomuzu çizelim. Aktiflerimiz biraz büyüdü. Artık aktif toplamımız 10 milyon 350 bin lira. Bunu 10,35 milyon lira olarak da yazabiliriz. Bu örnekte tek yaptığımız kredi faizini ödemekti. Sadece faizi ödedik. Ticari kredilerde genelde dönem içerisinde sadece faiz ödenir. Ana para vade sonunda ödenir. Ticari krediler her ay hem faiz hem de ana paranın bir kısmını ödediğiniz bireysel kredilerden veya konut kredilerinden biraz farklı. Sadece faiz ödemesi yaptık. Ana para için geri ödeme yapmadık. Dolayısıyla kredi borcumuzun bakiyesi değişmedi. Hala 5 milyon lira borcumuz var. Bu durumda öz kaynaklar ne oldu? Gelirimizi borcumuzu ödemek için kullanmadık. Gelirimiz öz kaynaklarımıza eklendi. Öz kaynaklarımız 5 milyon 350 bin lira oldu. Bir yıl içinde 350 bin lira net kar elde ettik veya hisse başına 0,35 lira kar ettik de diyebiliriz. Gelir tablosu size bir bilançoyla bir sonraki bilanço arasında neler olduğunu gösteriyor. Öz kaynaklarımızdaki artış gelirimize eşit. 350 bin lira gelir elde etmiştik. Bir önceki dersimizde aktif karlılığı konusuna da değinmiştik. İşletme karını alıp bunu aktif toplamına bölüyorduk. Öz kaynak karlılığımız %10'du. Aktiflerimizin niçin bu kadar büyümediğini sorabilirsiniz. Bu kadar büyümedi çünkü gelirimiz üzerinden vergi ödedik. Eğer hiç borcumuz olmasaydı dahi vergiyi yine de ödeyecektik. Bu satır olmayacaktı. Aktif karlılığından bahsedilirken genellikle bunun vergi öncesi mi yoksa vergi sonrası mı olduğu da belirtilir. Örneğin bir önceki derste vergi öncesi aktif karlılığını hesaplamıştık. Neyse konuyu daha fazla dağıtmayalım. Bilançolar sadece bir ana ilişkin durumu gösterir. Yani sizin banka hesabınızın bakiyesi gibi bilanço herhangi bir anda bakıldığında değerin ne kadar olduğunu gösterir. Fotoğraf benzetmesini hatırlayın. Gelir tabloları ise iki bilanço arasındaki gelişmeleri gösterir. Sonraki ders videolarımızda nakit akış tablosu konusuna da değineceğiz. Ve bunun bilanço ile bağlantısını kuracağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.